feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. Herkese selam dostlar, Raft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, en son buzlu bölgeye gelmiştik. Burada ne yapacağımızı bilemiyorduk. Harita üzerinde baktığımız zaman şöyle göstereyim size de. Normal şartlar altında bizim yerimiz şurası diyor. Yani şuraya gitmemiz gerektiğini söylüyor. Hatta dedim bu arada farklı bir adamı, yan adaya mı geldik, ne yaptık falan diye. Aslında öyle bir şey yokmuş, öğrendim. Bayağı büyük bir adaymış. Bir önceki, yani serinin bir önceki bölümünü izlediyseniz, biraz aradan vakit geçti ama hani anca seriler falan düzene sokabildim falan. Hazır süpermarket simülatörü, bilmiyorum izleyen vardır, izlemeyen vardır. Onun finalini verdikten sonra buna devam etmek istedim. Bunun da finalini vermeye çok yaklaştığımız için hani sonunu görelim hep beraber. Onu da deneyimleyelim dedim. Bu arada ben ayakkabı giydiğim halde nasıl kayıyorum bu buz üzerinde? İlginç. Neyse, devam edelim. Bir önceki bölümde burada paletlerle yürümeye çalışıyordum ve kayıyordum. Hani paletlerden dolayı zannediyordum ama değilmiş. Yani ne olursa olsun güzel güzel kaydırıyormuş seni. Şimdi buradan bir yerden bir çıkış yolu var mı? Sağ tarafta bir şeyler tütüyor mu? Bir şey mi var? Anlamadım. Hocam, burada kayıyor muyum? Kaymıyorum, tamam. Buz üzerinde kayıyorum sadece. Kar üzerinde de mi kayıyorum diye düşündüm. Şimdi bu direklerin başında ayılar varmış galiba. Bunların içinden kablo mu ne bir şey almamız gerekiyor. Onları alacağız. Burada ayı yok ama. İlginç. Buradan mı başlasaydık? Çek hocam, çek. Aldım. Işığı gitti bunun. Burada. Buradan aşağı inelim bakalım. Burada kar motoru falan da var. Ona da binebiliriz aslında. Buralarda binalara falan girebiliyor muyuz? Yok. Farklı bir yerleşim yeri yapmışlar buraya. Ama herhangi bir şey yok. Kire alabiliyor muyum? Ah be. Vereydin iyiydi. Kapılar falan açılmıyor. O zaman buradan devam edeceğiz antenlere. Ama kar motoruyla gidelim de bari en azından şeyimiz olsun. Hızlı gideriz belki. Buradaki antenler... bak. Ne basıyorum? Ben bunu nereye bağlayacağım? Buraya mı bağlayacağım? Yok, yetişmiyor. Bu alana bir yere bağlamam lazım o zaman benim. Anten. Buna mı bağlıyoruz hocam? Niye bağlıyoruz? Yok. Buna bağladık. Ne oldu şimdi? Böyle böyle uzatacağım mı? Hayda. Sonraki nerede? Şurada. Bu
Devamını nasıl alacağız ki? Başka bir yerden mi getirmem gerekiyor acaba? Dur bakayım. Buralarda var mı? Buralarda yok gibi. Ha var. Aa, bundan alamıyorum. Tepeden mi almam lazım acaba? Bir dakika. Yo. İlk önce bir şu antenleri toplayalım da daha sonrasında karar veririz. Şu motoru çalıştır bakayım. Şurada hemen bir tane gördüm tepede. İyi, iyi, gidiyor iyi. Aman aman. Aman aman. Aman aman. Hop ayı var. Ayı var. Dikkat etmek lazım. Ne ölmez ayıymışsın. Ha, öldürdük. Tamamdır. Bu ayıyı hallettik. Ver hocam. Galiba bu elektrik kablolarını oraya döşüyoruz. Ama bunları niye söküyoruz? Bunlar anten sonuçta. Bu şey yapmıyor mu? Sinyal vermiyor mu? Garip. Anlamadım. Burada da var. Motor. Buralarda bir şey var mı? İleride bir anten yeri daha görüyorum. Burada da var. Oh, ananı lan! Dur. Bir dakika hocam. Beyaz ya kamuflaj olmuş. Yani etrafa bakayım derken ayı bir anda göz göze geldik. Böyle bir samimiyet falan kurduk aniden. Biraz daha yaklaşsak falan böyle yumulacak. Değerini bil. Hiçbir ayıya bu kadar yakınlaşmamıştım. Aha. Dur. Yiyelim de bari. Ben çok canım gider diye gittim. 21 tane bir de en kalitelisinden şey aldım. Merhem falan aldım yani. Üstüme stokladım ne olur ne olmaz. Aha bak burada dayı var. Gel hocam gel. Hop bir tane yedin. Bir tane daha yedin. Bir tane daha yedin. Bir tane daha yedin. Aç ağzını bakayım. Hop. Çok güzel yedin. Tebrik ediyorum. Afiyet olsun. Bahaneyle et, deri falan onları topluyoruz. Topla 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 topla. Güzel. Bu arada o geçtiğimiz yerde bir şey vardı anlamadığım. Giriş yeri vardı açık böyle. Orayı merak etmiyor değilim. Şurada bir ucundan bir şey gördüm gibi geldi bana. Yanlış mı gördüm? Sesi şey.
Ben yo. Burası değil. Daha Adana'nın etrafında tam tur atmadım. Başka anten var mı acaba? Göremedim ama da. Etrafta gezinelim bakalım. Dedektörle de aramam lazım sağ sola aslında. Bu da dedektör. Dur aman diyeyim. Aman. Aman aman aman. Uçuyorduk ha. Vallahi uçuyorduk. Burası bitti. Buradan yukarı çıkış var mı? Yok. Devam et hocam. Ama hoşuma gitti. Kart şeyi yan yan gidiyor. Ama bak şu yukarıda var. Ve şuralarda baca gibi bir şey var ama. Burada da mı ayı var? Olmaz mı? Her yer ayı. Her yer ayı. Aa kaçıyor. Nereye kaçıyorsun ki? Yani belliydi. Nereye kaçıyorsun? Yalnız attığım oklara bakar mısın? Bir tanesi geldi burada. Üç tane oraya salladım. Oklayalım da öyle kolay kolay bulunmuyor şeyler. Ya demir falan var, odun da var, fazla fazla var hepsinden de. Kuş tüyü yok. Kuş tüyü olmadığı için ok yapamıyorum. Bu okları da iyi değerlendirmem lazım. Böyle har vurup harmasa vurursam sıkıntı olacak. Başka yerde var mı? Akşam oluyor bak. Aha şurada bir şey var. Dur. O ne be? Gömür mü ne bunlar? Bunu almışım. Değil mi? Aynen ışığı yanmıyor. Bunu sökmüşüm. Tamam o zaman hepsini topladım ben. Bir gidelim tekrardan. Bir bakalım. Ekleyebiliyor muyum? Kabloları. Ben nereye geldim? Heh şurası. Kafam karıştı bir an. Şuradan çıkarsın herhalde değil mi? Çıktı vallahi. Bu arada içeride mavi mavi bir şeyler mi var yoksa ayın parlaması mı? Anlamadım. Ay da yok ki etrafta. Şey parlıyor içeride sanki. Parlıyor mu? Yok ayın. Olmayan ayın parlamasını görüyorum. Evet. Heh, aynen. Tam tahmin ettiğim gibi. Kabloları aldıktan sonra devam ettirebiliyormuşuz. Olur. Şimdi seni aldığımız zaman buraya mı ekliyoruz? Nereye ekliyoruz? Aa, sana ekleyemiyoruz. Bir dakika. O zaman şuradakine şey yapacağız, gideceğiz. Dur hocam. Bir dakika. Oraya ben nasıl çıkarım? Buraya ekleyeceğiz o zaman buradan. Peki buradan burası değil. Yerde değil. Ha burası. Senden de şu tepeye aktaracağız herhalde. Tamam. Senden de nereye aktaracağız? Ha buraya. Sen diyeceksin. Buraya kadar sınırı var. Buralarda bir yerde olması lazım. Ha burada. Bak görmedik. Sen peki nereye gideceksin? Buradan aşağıya mı ineceksin? Yoksa buraya mı gideceksin? Daha oraya da götürmedik ha. Ya bakayım sen böyle aşağıya doğru. Ha.
Buralarda bir yerde bir şey var mı? Yok. Ne? Oralarda bir şey yoktu ki. Allah Allah. Nereye ya? Aşağıya aşağıya yok. Ve ileride şimdi benim orada kar motoru var. Burada bir direk var. Burada başka bir şey saklandı mı? Ne yaptı? Kara mı gömüldü? Göçe mi gitti? Ne yaptı bu sigorta kutusu? Kutuya falan mı saplayayım? Ne yapayım? Döneyim kendime mi şey yapayım? Bu kabloyu ne yapacağım? Neyse dur. Bir dakika dur sen orada. Ben bir etrafa falan bakınayım ya. O aşağıda olması lazım bunun. Çünkü oraya kadar çıkıyor mu ya? Çıkmıyordur ama zannetmiyorum. Ara bir bağlantısı olması lazım. Aynen bak bu tarafa kadar geliyor. Bu bağlantıyı nereden sağlayabiliriz acaba? Oradan oraya kadar da uzamaz. Ha bak şu olabilir. Bunu buradan alırız. Bunu şuraya bağlarız. Tamam mı? Bunu da buradan alırsın. Buraya bağlarsın. Aa, bazı yerlerin elektrikleri yok. Dur. Dur. Buradan çözeriz biz şimdi. Nerede elektrik yok? Burada yok mesela. Buradaki elektrik için nereye? Bunun saplama yeri neresi? Onu göster bana. Yok. Aa, kapılar yan açıldı. Aa, dur neyse. Kapılara dur dikkat etmeyeyim. İlk önce bir şunları nasıl yakabiliriz? Ne açmayacağız mı acaba? Bak bu ana giriş yeri de var. Neyse ilk önce biz buradan başlayalım bir. Vay spor salonu. Koşu bandı çalışıyor mu? Ağırlık aslanlar. Topu bile hareket ettiremiyoruz şu halimize bak. Ver bakayım Hindistan cevizi verdi. Burası bir tesismiş galiba anladığım kadarıyla. Yani bir tesisin içerisinde insanlar sporunu falan yapıp İşte şeyini falan tamamlamaya çalışmışlar. Yani günlük yaşantılarından kopmayıp hem bilim hem vücut geliştirmeye odaklanmışlar. İç gitsin. Oh yarasın. Aslan. Başka bir şey? Ha yatağa bak. Penguenli falan. Ya burada başka bir şey yok. Dolapları açabiliyor muyuz? Kilitli. Ama açmak için bir şart koşmuyor bize. Onu da boş ver. Lastikleri al. Hepsi niye peki penguenli yani? Balık ve penguen üzerine devam ediyor şeyi. Aa dur. Tokenleri de alalım. Script aldık. Güzel. Sağ şeyleri açabiliyor muyuz? Yok, açılmıyor. Açılmıyor.
Başka bir şey var mı diye bakıyorum da yok. Yani koloni gibi bir yermiş burası. Galiba şurası açılmıyor çünkü şey gibi animasyon yapmışlar hani kara gömüldü. O yüzden sigortası artık çalışmıyor falan mantığı belki. O yüzden nadir yerlere şey yapıyor, açtırıyor sana. Diğer yerler açılmıyor maalesef. Mesela burada iki tane ev açılmıyor. Dur, okuyacağım. Bunları verdiğine göre kesin biz çok büyük savaşa gireceğiz. Bak hocam, merhem falan verdin. Bak burada da var. Bakenleri alalım. Oh, bol bol merhem veriyor. Ne güzel. Gerçekten çok iyi moral oldu benim için. Üstüm doldu yalnız. Söyleyeyim yani. Aradan çıkar. Taşları sallayalım. Evimizi köşemizi alalım. Tamam. Şimdi bu büyük yere gireceğiz. Büyük yerden girip çıktıktan sonra şeye giderim. Eve şeye geçeriz. Gemiye geçeriz. Gemide bu üzerimizi bir boşaltırız. Birçok fazla ürün oldu elimizde. Ha, bakın. Ver bakayım. Bizi yastık hasta yapmış. Kötü günler için. Ocağın falan fırının altına koymadınız değil mi? Çeyiz var mı burada? Çeyize koymuş olabilirler mi? Neyse yok bir şey. Gideyim. Ana yere. Oo, tamam. Hop. Aldık mı aldık hepsini. Güzel. Ne yapalım? Aa, tokenlerle bak buradan bir şeyler alabiliyoruz. Kaktüs falan var. Güzel. Aa, tabak alabiliyoruz. Bardaklık, tabaklık olabilir aslında. Dur, şunların ikisinin arasına bir tane taş koyayım da. Nerede daha? Aa. Amma çok taş çıktı ya. Ne yapacağım? Taş mı atacağım heriflere? Token falan bırakan var mı burada? Hani bahşiş falan. Belki. Aha. Büyük ihtimalle taş değil mi? Yok, kapır. Kapır mı? Bunu da hallettik. Bunu da aldım. Yiyeceklerden seni alayım aşağıya. Acıktıkça yerim. Bu ne? Omlet. Omlet mi? Nasıl? Bir dakika. Ben yapmasını biliyorum galiba da. Geldi. Ne olur yukarıdan abuk sabuk bir şey çıkıp da benim taşımak zorunda kalacağım. Şey çıkmaz umarım dedim ve çıktı. Metal aks yani balta. Bunu at buna. Tamam. Ha bak burada bir tane yastık altı daha yapmış biri. Keyif çatarken herhalde. Ha, biri de düşünmüş. Oh, bol bol token buluyoruz. Ne güzel. Güzel güzel. Kitaplıklarda bir şey var mı? Yok. Tamam. Bir proje kağıdı kaldı. Onu da alacağız artık. Aha bak burada bir şey daha var. Ne? Ne? O ne be? Şunu al, şunu al bakayım. Bu neymiş? He, yok. Tamam. Şimdi bizim üzerimizden ne atsak ne atsak. Aa bak bunu atabiliriz. Bu önemli değil o kadar. Bir şey daha yapmayı öğrendik de ne öğrendik acaba kim bilir. Neyse gemiye gidince anlarız. Şimdi burada başka böyle not falan var mı diye bakalım. Yok gibi ama benim buradan nereye gideceğimi falan da söylemedi daha. Burada bir şey yazıyor. Bu dışında. Başlangıçta bir yerden falan bulmam gerekiyordu herhalde şeyi. Şu Detto denen çocuk gerçekten çok akıllı.
Kurtardığımız malzemeleri kullanarak teknemi tamir edebildi. Ruben de iyileşiyor ama benimle pek konuşmak istemiyor gibi görünüyor. Ne zaman Henry ile konuşsam ikisi de bana bakıyor. Henry bize bakışlarından hoşlanmıyor. Bir şeyler yapmam gerektiğini düşünüyorum Bruno. Henry kimse bayağı herhalde ya çok sevilmiyor ya da o kimseyi sevmiyor. O kadarıyla. Aralarında bir şeyler dönmüş. Peki niye biz Brezilya dizileri gibi bunların şeylerini dinliyoruz? Şuradan bir motoru alalım. Üstümüzü bir boşaltmaya gidelim. Hazır motorumuz da var. Rahat rahat burada hareket edebiliyoruz. Hatta var ya şu motoru acaba tekneye falan uçurabilir miyim kazayla falan böyle hani. Bindirsem ne güzel olur. Buradan geri dön. Buradan değil, şuradan da buradan buraya doğruydu galiba. Ha, şu sağdan hocam. Yok burası değil, burası değil, burası değil. Burası gideceğim yer galiba da. Bu kuleye göre ha, şurası. Şuradan geldim. Devamını katırlarla mı devam ediyoruz? Ne yapıyoruz? Ben buradan geçerim hocam. Ben buradan geçerim. Ya. Fizik bize işlemez. Hop burada dur. Allah'tan yakıt makıt istemiyor. Ben böyle sürüklere sürüklere gireyim. Hop. Tamamdır. Şimdi. Yani. Lan ne adam şey ne hayvan kesmişiz be. Vallahi bilmiyorum. Helal olsun bize. Bunu öğrendik mi, öğreneceğiz mi? Ona bir bakalım da yukarıdan. Bir de öğrendikten sonra yapalım. Ne işe yarıyor anlamadım ben. Ne yapalım? Ne yapalım? Yok şöyle. O nerededir tahmini? Buralarda olması lazım. Yok. Burada. Ha. Titanyum istiyor 6 tane hocam o kadar A varmış. Dur. Yaparız. Plastik lazım diyor. Ver plastiği. Çat burada. A 20 tane istiyormuş pardon. Daha şöyle çat diye direkt yapalım. Bir
Bayağı varmış bende. Ben bu kadar beklemiyordum bu arada. Biofuel. Bu arada bu aynen depo. Hadi canım. Değil misin? Şey diyeceğim bir dakika. O zaman madem öyle. Sandığı direkt dağıttım da. Böyle koyalım. Oy da. Gitsin, bunu at, gitsin. Başka bir şey var mı diye bakıyorum da. Yok galiba. Hocam seninle bir çıkartalım mı aranızdan? Bizimle değilsin. Aynen öyle. Böyle koy bakalım. Şimdi. Aa, bir dakika. Yemeği koy, şeyi koy. Ben hallederim mi diyorsun? Veya bunu. Al bakayım. Da. De ekstradan depoyu da mı koysam acaba ben? Bence koyayım. Aynen. Hem depo olsun hem yiyecek şey olsun. Mesela bal. Bal koyarsam ne olur? Hadi bakalım görelim. Burada bayağı yedi balı. Balı bayağı yedi. Merak ediyorum ne çıkacak. Waffle diyor. Aa. Yani şey istiyorsun sen bizden. Okey. Ben de var ya şu beyin derdine düştüm de. Görevimizden sapmayalım biz. Orada bunu da buraya koyalım şimdilik. Ben dur hocam burada. Ben lazım olabilirsin. Onun dışında bir tane gereksiz bir sandık yapmıştım ben. Nereye koydum acaba o gereksiz sandığı? Neyse şimdilik sen burada kal. Seni alalım. Burada boyalar vardı. Evet, boyalar burada. Güzel. Veya bir batarya yeri yapmıştık. Ekledim buraya. Seni çalıştıralım. Ben seni buraya koyalım. Üstümüz boş mu? Boş sayılır hemen hemen. Hemen hemen tamamız. İçeceğimizi de alalım da unutmayalım. Aynen. Tamam, baltamız, her şeyimiz var. İyiyiz, iyiyiz. Herhangi bir hasar yemedik zaten. O yüzden merhem de kullanmadık veya herhangi bir şey şekilde kıyafetlerimiz de zarar görmedi. Üstümüzü boşalttık ve devam ediyoruz. Ama devam etmeden önce tam nerede duracağız? Nerede bölüm arası vereceğiz? Tam o girişte bölüm arası verebiliriz. Hop, hocam dur, sakın. Sakın takılma bak, vallahi lazımsın. Sen de çok iyi, çok işe yarıyor. Böyle büyük bir adada zaten başka türlü ilerlenmez. Şu yukarıdan çıkacağız galiba oraya girişe gitmek için. Oradan girişe gireceğiz. Diye tahmin ediyorum. Bakalım.
Ve çok tehlikeli biliyor musun? Yani yan yan gidiyor ya. Drift arabası mı kullanıyorum yoksa kar motoru mu kullanıyorum belli değil. Burası. Aynen. Evet. Gördüğünüz gibi giriş yerine geldik. Buradan içeri gireceğiz. Bakalım neler olacak. Hiç bilmiyorum. Böyle etrafı görelim. Aydınlık olsun. Bizim gözümüz önümüz açılsın da. Neyse. Bu bölümlük bu kadar diyelim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on.